Sabandı sonuç henüz yola çıkmadan. Tek tabanca gelir aradan. Asıldım mı pedala, polis gelir kovalar. Demiş sanki uzuyorum aradan. Los Angeles sokaklarının içinde seyahat geçen saliseler benim peşimde. Kalp atışıma yetişmeye hazır ol. Bana yok gösteren çömez acaba neyin peşinde? Motosiklet almaya karar verdiğimden beri çevremde birçok motosiklet kullanan, motosiklet kullanmak isteyen, camiada uzun süreler geçirmiş bir sürü insanla tanıştım. Ve bunun neticesinde hayatımda daha önce duymadığım birçok cümle, birçok terim, birçok jargona hakim olmaya başladım. Bunlardan bir tanesi de motosiklet sezonu. Bu motosiklet sezonu nedir, ne değildir, ne olur motosiklet sezonu gelince çiçekler mi açar, ne yapar? Bir başta anlayamıyordum, hiçbir anlam ifade etmiyordu. Yani motosikletin sezonu mu olur? Neden bir sezon belirleniyor bir aracın kullanılacağı zaman için vesaire gibi. Daha sonra da anladım ki yağışların bittiği, soğuk havaların bittiği, baharın geldiği günlerden itibaren ta ki yaz sonuna kadar, tekrar yağışların başladığı zamana kadar İstanbul için yaklaşık bir 4-5 aylık, biraz daha hani ufak tefek yağışlı havaları da içine katarsak belki 5-6 aylık bir süreçmiş bu motosiklet sezonu. Genelde de motosiklet sezonu fuarla birlikte başlıyormuş. Yani fuar yapıldıktan sonra artık kararlar veriliyor. Fuarda motosikletler seçiliyor vesaire. Piyasa canlanıyor. İkinci el piyasası, sıfır piyasası. Bayiler yığıyorlar motosikletleri, sıfır motosikletleri. Satışlar başlıyor. Ekipmanlar, alışverişler vesaireler. Sezon bir canlanıyor. Büyük ihtimalle pazarın en yoğun olduğu dönem böyle tabir ediliyor. Bu motosiklet sezonunun açılmasıyla birlikte her zaman Şubat ayından itibaren başlar ölümcül kaza haberleri duyarız. Bunların çoğu 600'lük ve 1000cc'lik makinalardan kurban verir. Birçoğu da 125cc ya da scooter, köy yolunda, mahalle arasında vesaire ya kendisi bir zarar görür hız kurallarına ve diğer trafik kurallarına uymadığı için, ya da bir çocuğa yaya vesaire çarpar vesaire. Haberler hiç bitmez. En kötü haberlerde bu şu an altındaki gibi süper sport bir makinesi olan, sezondan sezona motosiklet kullanan, daha sonra hiçbir eğitim almayan vesaire, 600'lükle de başlarım, 1000'likle de başlarım vesaire gibi diyen kardeşlerimizden olur. İnşallah bu sene hiçbiri olmaz, hiçbirini duymayız ama bu benim yaklaşık 7-8 senedir gözlemlediğim bir süreç. Mart, Nisan, Mayıs buralar ufak tefek ölüm haberleri. Haziran, Temmuz, Ağustos zaten Allah korusun her gün başka bir haber. Kimisi viraj alamaz, kimisi aşırı hızdan dolayı büyük kazalar yapar vesaire. Şimdi bu sezona nasıl hazırlanmalı, ne yapmalı? Bunların hakkında biraz aslında konuşmak lazım. Ben ne yapıyorum bu süreçte? Ne gibi önlemler alıyorum? Ben şimdi biraz açgözlü motosikletçiyim, açık konuşmak gerekirse. Her sene bir motosikleti yenileme gibi bir durumum oldu. 2010 yılında ilk CBR125 ile başladım. Bu benim 7. motosikletim. 7 tane motosiklet aldım. 2 tanesi 250cc, ilk 125cc, 2 tane 1000cc, bir tane de 700cc Ducati Monster'ım vardı. Bu motosikletleri her sene güncelledim. Her sene yeni sezondaki hayalim yeni bir motosiklet, daha güçlü bir motosiklet almaktı. Ama bunun öncesinde yaptığım bir şey vardı. Her sezondan önce bu kapalı alanda manevra eğitimlerini, manevra aktivitelerini yapabileceğiniz birçok kurs, birçok kuruluş, kişi vesaire bu konuda destek verebilecek kişiler var. Şimdi yeni bir motosiklet aldığınız zaman emin olun 7. motosikletim olmasına rağmen eğer hiç bilmediğim bir motosiklete biniyorsam, ilk defa kullanıyorsam kesinlikle daha önceden hayatımda hiçbir sürüş tecrübem yokmuş gibi davranıyorum. Ki motosikletin kumandası, gaz tepkisi, frenleri, devirlenmeleri, vites geçişleri, sizin sollamaya çıktığınızdaki yaptığınız o refleksleriniz, kas hafızanız yeni motosiklete adaptasyon için belli bir süre isteyecektir. Bu süre kimi insanda 2 gün olur, kimi insanda 1 hafta olur, kimisinde 1 ay olur,
Kimi zaman hiç alışamazsınız o marka, o model motosiklete. Zorlamanın hiç alemi yok. Yol yakınken değiştirmek ya da takas etmek vesaire, bu gibi yöntemlere gidilebilir. Bundan önüne geçmek için de her zaman için bir test sürüşü yapmak gayet mantıklı bir seçim olur. Ülkemizde bazı markaların test sürüşleri için motorları açık, bazılarınınki açık değil. Ya da arkadaş tavsiyesi vesaire, birçok inceleme yapan arkadaşlar var. Onların yardımlarına, yardımlarından faydalanabilir, sorular sorulabilir vesaire. O yüzden doğru motosiklet seçimini de yaparken yapmak için çok dikkatli olmak lazım. Burada da bir kaza olmuş. Bariyerler paramparça. Şimdi tekrar motosiklet sezonu başlığına dönecek olursak, şu aradan hızlayalım. Motosiklet sezonu. Bu sezonda en büyük bence yapılan hatalardan bir tanesi çok acele etmek. Yani motosikletlerin hepsi kaçıyor. Motosikletler kaybolup gidecek piyasadan. Bana motosiklet kalmayacak vesaire deyip en alınmayacak motosikleti ikinci elde ahı gitmiş, vahı kalmış, bakımları yapılmamış, aksatılmış motosikletleri tercih etmek en büyük yanlışlardan bir tanesi. İkinci yanlışsa, ben geçen sene 125'liye bindim, 250'liye bindim ki bu yanlışı ben de yapıyordum. Bu sene illa bir 600'lük alacağım, 700'lük alacağım, 1000'lik alacağım düşüncesi. Bu gerçekten çok tehlikeli. Bunu tetikleyen birçok faktör var. Bu faktörlerden bir tanesi de arkadaş çevresi. O çok sevdiğimiz, her akşam ya da haftada bir kez bir araya gelip motosiklet kullandığımız o arkadaş çevresi bizi her zaman için istemsiz ya da olsa bir yarışmaya, bir alttan senin motosikletin daha güçlü, benimkisi daha hızlı vesaire gibi içsel bir ego tatminine, içsel bir ego savaşına dönüştürebiliyor. Şimdi burada ne yapmak lazım? 4 kişi, 5 kişi karar verdiniz ya da tanıştınız internet üzerinden, forum üzerinden, yolda tanıştınız vesaire. Motosiklet kullanmaya başladınız. Hepinizde de 250 cc'lik motosikletler var. Bir sene, bir yaz çok güzel kullandınız motosikleti. İşte havalar güzel oldukça kafede buluştunuz, uzun yollara çıktınız, Edirne'ye ciğer yemeye gittiniz falan filan. Yavaş yavaş artık motorcu oluyorsunuz. Tabii herkes sizin gibi ben motosikleti çok güvenli kullanayım ya da benim için ruhumu iyileştiren bir araç, bu beni yalnız başıma yollara çıkmamı sağlayan, kendime vakit ayırmamı sağlayan bir araç, bir terapi ya da çok güzel bir hobi olarak değil, bunu tamamen hayattaki bazı bastırılmışlıkları dışarı çıkarmak, eksiklikleri tamamlamak ve de üzerine, yani birazcık ağır olabilir belki ama, yani yalandan ve sahte bir süper kahraman imajı çizmek için güçlü motor alırlar. Kullanmayı bilmezler. Motosiklet alma amaçları tamamen şovdur, gösteridir. Motosikletin üzerinde yaptıkları tek şey düz yol bulup, dümdüz yol bulup gazı açmak. Aralarda sıralarda makasa girmek. Ve tamamen size şu kadar hız yaptım, şuradan şuraya şu kadar gittimi söylemektir. Bu tarz insanları lütfen kendinize rol model olarak belirlemeyin. Özellikle motosiklete yeni başlayan arkadaşlar, biliyorum çok havalı gözüküyorlar, çok cool gözüküyorlar vesaire ama kesinlikle bu yolu takip etmeyin. Sizin yapmanız gereken kendinizle konuşmak. Kendinize sorular sormak. Ben ne kadar motosikletimi iyi kullanabiliyorum? Ne kadar uzun yol yaptım? Ne kadar şehir içindeki trafiğe hakimim? Gaz tepkilerine ne kadar hakimim? Bir motosiklet altımda 200 osyosu sürekli 200'de, 180'de, 170'de mi gidiyorum? Benim amacım, motosikletten beklentim nedir? Nasıl bir sürücüyüm? Profilim nedir? Kendinizi çünkü tanıyabilirseniz, kendinizi gerekirse motosikletinize de frenleyebilirsiniz. Daha küçük bir motosiklette kalarak, daha güçsüz bir motosiklette kalarak kendinizi olası tehlikelerden, olası ego savaşlarından frenleyebilme şansınız olabilir. Bu tarz gruplarda ikinci, üçüncü senelerde atıyorum 10 kişilik bir grup, zaten 3 tanesi kaza yapar. Bu ne, bu çok tehlikeli iş deyip genelde koruması da olmaz. Birkaç haftada hastanede yatar şanslıysa ya da evde yatar. Ben motosikleti bırakıyorum der, 3-5'ine bakmaz, motorunu satar. 4-5 kişi aralarından, bunlar gazi tayfadır zaten, grubu genelde bir önceki seneden hep böyle böyle devam ederler. Onlar bir önden uzarlar vesaireler, ışıklarda durmayabilirler. Bunlar 600 cc motosiklete geçerler. Ne alır bunlar işte zamanında? Phaser, J6R,
şu an ne var işte MT-07 vesaire. Bunun gibi 600 cc CBR 600F eski kasalardan 600 arar alan olur. FZ6 alan olur. Böyle devam ederler. Bu tarz insanların arasından o 4 kişilik grupta genelde 3'ü kaza yapar. Bir tanesi şanslıdır ya da sonradan ibret alır diğerlerini yaşadıklarından. Biraz daha sakin kullanmayı öğrenir. Yoluna devam eder. Şimdi geriye kalan 3-5 kişi, bu insanların bazıları 3 sene, 4 sene 250 cc ya da 125 cc neyse motosikletini sürmeye devam ederler. Biraz daha motorun tadını çıkarırlar. Motoru ulaşım amaçlı kullanırlar. Ekonomik olduğundan dolayı tercihlerini yaparlar. Kimilerinin gözü korkar. Ve benim en çok her sene artık böyle motosiklet kullanmayı bırakmalı mıyım, ne yapmalıyım diye sorguladığım bir süreç. İşte motosiklet sezonunun başladığı süreç. Çok kötü ölümler. Yani Allah korusun hiçbirimizin başına gelmesin. Çok feci ölümler. Çok kötü sakatlanmalar, yaralanmalar. Bu dönemde meydana çıkar. Bütün kış motosiklete binmemiş. Kas hafızası tamamen erimiş. Yetenekleri minimum seviyeye inmiş. Refleksleri minimum seviyeye inmiş. Antrenmansız sürücüler. O şeyin yazın verdiği gazla birlikte yaptığı hareket şudur. Alır motoru. Birinci viteste top speed. Ne görüyor? 100. Al çıktım 100'e. Yani şurada tır önüme çıkabilir vesaire. Bununla da durmaz. Basar. Bir vites daha. Böyle 160'a çıkar. Yani bu işin dediğim gibi eğer kendinizi frenlemede eksiklik hissediyorsanız, özellikle kendini frenleyemeyen arkadaşlar, kendiyle çelişen, kendini çok riske atan, çok fazla risk alan arkadaşlar, lütfen motosikletinizde kendinizi bir sezon daha limitleyin. Tecrübelerinizi, reflekslerinizi arttırın ve daha sonrasında eğitim. Yani bu gerçekten çok önemli. Yani artık bu çok fazla konuşulan bir konu. Eğitim al. Bunun ciddi manada sizi ne kadar koruyacağını inanamayacaksınız. Motosikletinizi çok daha fazla seveceksiniz. Çok daha zor durumdan, çok daha kötü durumdan kurtulacaksınız. Bu sizi her anlamda, hem motorunuzu hem can sağlığınızı sizi çok güzel koruyacak bu alacağınız eğitimler. Daha sonrasında bir eksik konu da motosiklet sezonu açılır. Bütün paralar motora yatırılır. Yetmez, üzerine en sesli 3-4 bin liralık egzoz da alınır. Kask nerede? Eldiven nerede? Koruma nerede? Bot nerede? Dizlikler? Hiçbiri yok. Niye? Para kalmadı. Hepsini egzoza yatırdım. Ondan sonra hepsini Puig ön cama yatırdım. Hepsini acayip garip işte güçlendiriciler, bilmem neler, motor modifiyeleri, bunlara yatırdım. Yani böyle yaptığınız zaman ciddi manada çok büyük risklerinizi katlamış olursunuz. Önce yapacağınız şey sezon başında eğer eksikse ekipmanları tamamlamak. Motosikleti olan arkadaşlar, motosikletleri olmayan arkadaşlar da eğer o sezon eksik ekipmanlarla çıkmak gibi bir durumu varsa, eğer motor alırsa, eksik ekipmanla çıkıyorsa, benim tavsiyem bir sezon daha bekle, 5 ay daha bekle, 3 ay daha bekle, ekipmanlarını, yani koruma ekipmanlarını tamamla ve daha sonrasında sezona başla. Bu senin bir sezonluk sürücü, iki sezonluk sürücü değil, ömür boyu bu motosikleti kullanan bir insan olmanı sağlayacaktır. Çok büyük faydası olacaktır bu yolda. Son ekipmanlara konusuna girmişken bir şeyden daha bahsedeyim. Özellikle kask kullanan arkadaşlar gayet yaygınlaşıyor. Eski zamanlara göre kask kullanımı çok yaygın. Fakat eksik olan bir nokta var. Kaskın altındaki çenemize bağlanan kısmı bağlamıyor birçok arkadaş. Tembellikten dolayı ya da 5 dakika zaten gideceğim. Benim kaskı bağlamama gerek yok. Zaten şuradan şuraya gideceğim gibi düşüncelerle. Bu kask bağlanmıyor. Çok 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 riskli durumlardan bir tanesi de bu kaskın bağlanmama olayı. Lütfen kaskınızı, boynunuzu saracak şekilde çenenizi dokunacak fakat nefes almanızı ve sizi konfor anlamında zorlamayacak bir şekilde bağlamanızı tavsiye ediyorum. Lütfen bu konuyu da atlamayın. Eldivensiz, dizliksiz, botsuz minimum şekilde kullanmaya çalışın. Hatta kullanmayın. Ben şunu size söyleyebilirim. Nasıl alışırsanız, nasıl başlarsanız bir sezona, bir sürüş alışkanlığına bu böyle devam eder, böyle gider. O yüzden biliyorum çok sıcak olacak havalar. Ben şu anda Kaliforniya'dayım. Yaklaşık 40-45 dereceler çıkacak burada günlük hava. Piste de giriyoruz. Ondan sonra sağa sola gidiyoruz vesaire.
Yani ben özellikle kaza yaptıktan sonra, ki kaza yapmadan önce de çok bu konuda hassastım. Bakkala bile gidecek olsam bayağı ne varsa bütün ekipmanları giyip hepsini öyle çıkardım yola. Şu an yaptığım şey ise kazadan sonra bacağımdan ufak bir deriyi yolda bıraktım. Çünkü korumalı pantolonum yoktu. Bu süreçten sonra ne olursa olsun, eğer hani bir toplantıya, okulun dersine vesaireye gitmiyorsam, ki onlar için de korumaları çok yüksek tutmaya çalışıyorum o süreçlerde, hep yarış tulumuyla geziyorum ki en ufak bir doku kaybı yaşamayayım, etmeyeyim vesaire diye. Ve bu süreçte de sizin de lütfen aynı şekilde hassas davranmanızı bekliyorum. Biz birazdan bu kanyon yollarına çıkacağız. Sezonu biraz erken açtık Mart ayında. Bakalım bizi neler bekleyecek. Umarım herkes için hayırlı uğurlu, çok zevkli geçen bir sene olur. Ve bu seneyi hiçbir kaza haberi duymadan, hiçbir kötü haber duymadan kendimizi geliştirerek tamamlarız. Ve sağ salim tek parça olarak sezonu bitiren arkadaşlar var. Onlar sezonunu bitirsin. Ben 12 ay motosiklet kullanan bir insanım. Hem Türkiye'de olsun hem burada olsun 12 ay boyunca motosikletin üzerinden inmemeyi tercih eden bir insanım. Bu benim için bir sürüş, sağdan sola gitmek bir keyif falan değil. Bu artık benim bir parçam. Ben bundan hani bir ay, iki ay bile olsa ayrılmaya tahammül edemeyen bir insanım. Hayatımın merkezinde motosiklet var. O yüzden bu işi çok ciddiye alıyorum. Ve ömrümün sonuna kadar bu makineyi, başka makineleri arşınlamak, yolları kat etmek ve bu zevki ileri nesillere, Allah nasip ederse çocuklarımıza, torunlarımıza, herkese aktarmayı istiyorum. Çünkü motosiklet kullanan adam delikanlı adamdır. Motosiklet kullanan adam mutlu adamdır. Motosiklet kullanan adam üretken adamdır. Lütfen siz de motosiklet kullanın ve herkese motosiklet kullanmayı tavsiye edin. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.